Niye bunlar bu kadar para harcadı derseniz adama sorarlar. Sen bu hakkı niye verdin arkadaş? Niye yaptın bunu? Yapılan etik olarak doğru değil. Milletin parasını her şeyden önce parlamentonun çok dikkatli kullanması lazım. O dedi abi dedi şimdi o iyi bir şey söyler herhalde dedi. Bak bir defa işte önce şunu sormak lazım. Tamam mı? Bak bu Bu çok nedir önemli bak. ya? Elif Hanım, Elif Hanım da herhalde böyle düşündü. Bak çok iyi düşünmek lazım. Çok. Niye sen buna sır saklanıyorsun kardeşim? Yani Çok. şu bak evine hırsız girmiş. Evini soyup sonra çevrilmiş. Donuna kadar almışlar. Kardeşim sormak lazım bu kapıyı kim açık bıraktı? Öyle değil mi? Kapıyı açık bırakırsan hırsız girer alır da. Bensem de o hırsız yer Suçlu. alırım. Ha suçlu hırsız, suçlu ev sahibi oldu şimdi. Öyle değil mi? Ya kardeşim niye açık bırakıyorsun kapını? Bir daha versinler mi arkadaşlar Kılıçdaroğlu Evet ya? yanlış anlamadık yani değil Bir, mi? yani yanlış mı anladık, Montaj doğru mu yok anladık? yani. Şunu bir daha dinlet ne olursun Kılıçdaroğlu. Ben tam anlamadım ne demek istediğini. Dil mi sürçtü, ne Ya sürçtü? niye bunlar bu kadar para harcadı derseniz adama sorarlar. Sen bu hakkı niye verdin arkadaş? Niye yaptın bunu? Yapılan etik olarak doğru değil. Milletin parasını her şeyden önce parlamentonun çok dikkatli kullanması lazım. Sonra niye bunlar bu kadar Çok para ayıp değil mi harcadı? ya? Yapılan etik olarak doğru değil. Yani normalde mesela ben ya örnekliyorum yanlış anlaşılma olmasın. Elif Hanım'ın dışarı tutarak söylüyorum. Örneklemek açısından buradan buraya kopyalıyorum. Normalde hırsızın bir evi soyması hiç etik değil. Çünkü yanlış bir şey geldi. Çok ayıp. Hayır çok ayıp çok ayıp. Çok ayıp. Ama sen de adam ol. Adam ol. Evinin kapısını kapat, kilitle, kepengini koy, alarm tak, bir şey yap. Ama bu çok yanlış bir şey. Bundan sonra uyarıyorum. Herkes evli kapısını iyi kilitlesin. Yoksa ben girer alırım diyor. Mümkünse bilmem ne olsun. Yok bırakırsan diyor ucunu açık diyor. Ben girer alırım. Gelen geçici alır alır oradan diyor. Yani oraya geliyor. Hiç etik değil. Böylece ne oluyor? Bu yaz iyi bir şey olmuş. Bunun devamında da Vay yani arkadaş bu değil. ya. Neye bir şey, neye vesile olmuş bu? Böylece biz bunu gündeme getirmiş olduk. Bak CHP bir sorun daha çözdü. Bak bu konuda ben CHP'nin bu konuda siyaseten bu çözümlerine hayranım. Ne diyor bu bir şey ve bu devamı da var uzun tabii konuşmam. Biz onu diyor söylüyoruz şu anda diyor bu lütfen de değiştirilsin. Böylece bir yanlışlığın yani düzeltilmesi noktasında CHP yanlışı şöyle gösteriyor mesela. Bu böyle duruyor ya her an yıkılabilir. Al bak yıkılıyormuş her an. Değiştirin değiştirin. Neyi yıkıyorsun önce? Uyarsaydın. Hiç uyarmadınız şimdiye kadar. O faturalar çıkmadan önce çıkana kadar devletin malı deniz değil mi? Diye daldın. E kardeşim sen de diyor ki o kadar yüksek mi olur kardeşim ya bırakırsan benim ucunu ben telefonda akrabalarımla konuşurum. Mektup da Annenle gönderirim. konuşurum. Aynen konuşurum diyor. Eh artık bu parayı bir daha söyleyelim. Böyle öyle bu etik değildi neydi? Milletin malını böyle devletin malını böyle harcamak hiç etik değilse etik olanı ben size söyleyeyim. Aranızda bölüşün bunu. Kaç tane CHP'li vekil var? 135 mi? 132 mi? 133 mü? Bütün milletvekili arada bölüşsünler. Adam başı zaten bir şey dokunmaz Şeyler bana. de var. Diğer başkanlık divanı üyelerinin 300 milyarlık, 200 milyarlık faturaları var.